başarılar dileriz bu vesileyle. Her ne kadar fuar vesilesiyle gelmiş olsak da bir yanıyla bir yeni dönemde size de makamınızda güçlü bir merhaba ve hayırlı olsun ziyareti gibi oldu. Başarılar dileriz size, çalışma arkadaşlarınıza ve bütün yeni dönemde görev alan belediye başkanlarımıza, İzmir'imizde başarılar dileriz. Başka yanıyla da İzmir Fuarı 93. yılı, o da artık bir asırlık çınar olmak üzere, 100 yıllık Cumhuriyetimizin önemli ürünlerinden birisi İzmir Fuarı. Benim de çocukluk anılarım da var yani. Siz de geldiniz. Öyle 11-12 yaşındaydım ilk gezdiğimde, çok ilginç bir biçimde doğduğum şehirde ilk defa bu kadar uzağa gelip fuarı gezmek gibi bir anım var. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Varlığınız bize her zaman güç verdi, güç vermeye devam ediyor. Bu dönemde işte ben göreve başladıktan sonra İstanbul Büyükşehir'den her yardım istediğimizde sağ olsunlar hemen derhal yardımcı oldular. Bundan sonra da işbirliklerimizin artarak devam edeceğini, sizin deneyimlerinizin, ekibinizin deneyimlerinin bize çok yol gösterici olacağını biliyoruz. Onun için tekrar çok teşekkür ediyoruz size ve sizin nezdinizde bütün İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetim kademelerine. Dediğiniz gibi İzmir Fuarı 93.sünü bu sene açıyor ve aslında gerçekten İktisat Kongresi'nde Cumhuriyet'in ilanından önce aslında karar verilmiş ve Atatürk tarafınca bizzat başlatılmış bir fuar. Türkiye'nin ilk fuarı. Daha sonra uluslararası kimlik kazanmış. Arada bazı yıllarda yapılamamış o. Ekonomik buhran döneminde falan yapılamamış ama mesela İkinci Dünya Savaşı'nda yapılabilmiş. Aynı anda bu Soğuk Savaş'ın, Sıcak Savaş'ın olduğu zamanlarda birbirine düşman olan ülkeler fuarda yer almışlar. Öylesine enteresan bir fuar yani. Siz de tabii İstanbul bu sene onur konuğu olan ilimiz olarak katılıyorsunuz. Onun için de ayrıca teşekkür ederiz. Çok değerli bir sergi getirdiniz, Nuri Yemin sergisini. Dijital sanat bölümü var, oraya şey yaptılar, önemli katkı verdi arkadaşlarımız. Yani önümüzdeki yıllarda da sizleri bekliyoruz. Fuarımıza katkınızı yine bekliyoruz. Tekrar çok teşekkür ederim, zahmet ettiniz. Ama onur verdiniz, buralara kadar geldiğiniz için. Davetiniz için. Tabi biraz tematik. Fuarlar artık dünya çapında çok gelişti ama İzmir Fuarı da kendine has özellikleri var. Yani bir kimlik fuarı aslında. Hem ülke açısından, hem İzmir açısından, hem o ülkelerin kendilerini tanıtma yönüyle belki başka bir boyuta, yeni bir döneme ihtiyacı var. Mutlak İzmir'in yaratıcı insanları bir form ya da bir model sizlerle birlikte geliştirecektir diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta İzmir çok coğrafi özelliğiyle çok davet edici bir yer, yani davetkar bir şehir. Yakın coğrafya özellikle. O bakımdan umarım yeni bir bakış açısıyla başka bir İzmir fuarı modeli çok ilginç olabilir hem Türkiye için hem İzmir için hem de yakın coğrafya için. Aileye çok selam. Hoş geldiniz. Sağ olun. Efendim buradayız. Evet.
Ya başkanım o geldik, gel artık ya. Mahvolduk vallahi. Çok güzel olacak. Buna şey bak, affedersin abi. Başkanım size de başarılar. Sağ olun efendim, teşekkür ederim. İzmir'de olmak tabii insanın yüzünü ayrı bir gülümsetiyor. Bu şehir ayrı bir enerjiye sahip. Onu hep yaşadık, yaşıyoruz. Farklı bir boyutu ülkemizin. Bugün de İzmir'de fuarın, Cumhuriyetimizin çok özel simgesi fuarının açılışında olmak hem de İstanbul kentinin de bir onur konuğu şeklinde tariflenmesi bizi çok onore etti. Sağ olsun Cemil Başkanımızın davetiyle de açılışta bir arada olacağız. Ama gelmişken İzmir'in ticaretinin kalbi olan sağ olun efendim. Odanızı ve sizi ziyaret etmek istedik. Tabii, şeref verdiniz. Ben sporla çok iç içe olmuş bir insan oldum. Geçmişte çok farklı görevler ve sorumluluklar kendimce yapmaya gayret ettim ama Mahmut Bey hem adil hem böyle saygın çok teşekkür bir dönemiyle benim de bir dönem ilgilendiğim futbol yönetiminde iz bırakmış bir yönetici. Çok teşekkür dolayısıyla ederim. Zihnimizde güzel bir anısı olan bir yöneticimiz. Onar ettiniz başkanım benim. Estağfurullah. Estağfurullah. Aynı şekilde İzmir'in de ticaret yaşamında böyle kadim bir kurumun başında olması beni ayrıca mutlu ediyor. Sağ olun. Cemil Başkanımızla birlikte, il başkanımız ve milletvekilimizle birlikte sizleri ziyaret ederek selamlamayı ve bütün arkadaşlarınızla başarı dilemeyi ayrıca önemsedim. Sonuçta İzmir aslında ticarette de bu toprakların önemli bir kapısı. Yani hem ulusal hem uluslararası boyutuyla binlerce yıldır ticaretin aslında odağında bir şehir. Cumhuriyet dönemi ve Osmanlı döneminde de ayrı bir önemi olan bir kent. Ticaretin böyle denize açılan, uluslararası seviyede ilişkisi olan farklı ticari ürünlerin bir kısım ticari ürünlerin böyle borsası gibi bir şehir aslında. Dolayısıyla bu şehrin bu dönemde de çok önemi var. Umarım ülkemiz açısından İzmir'in konumunun daha da güçlendiği bir dönemi yerelde başta güçlenerek hep beraber ülkemiz genelinde de yaşarız, yaşatırız. Bu bağlamda İzmir'in hem ticarete olan kültürel geçmişi hem farklı konulardaki kadim geçmişinden memleketimizin daha etkin faydalanması lazım. Ülke olarak söylüyorum. Bu yönüyle inşallah biz de İstanbul-İzmir ilişkileri başta olmak üzere Türkiye Belediyeler Birliği üzerinde bütün Türkiye'nin yerel yönetimlerinin İzmir'le olan diyaloğu ve ilişkisi kapsamında daha etkili buluşmalar, çalışmalar hep beraber yaparız. Burada olmaktan çok mutlu oldum. Az önce Cemil Başkanımıza da heyetinin huzurunda söyledim. Handbol müsabakaları için ilkokul 5. sınıfta geldiğinde müdürümüz bize İzmir Fuarı'nı gezdirip orada da bir gece konaklatıp Aydın'a götürmüştü. İzmir Fuarı benim de böyle gözümde Karadeniz'den gelmiş bir çocuk olarak 11 yaşında böyle dünya çapında bir alan. Yani çok büyük bir duygular içinde uyandırdı. Dolayısıyla hala o duyguyu kıpır kıpır yaşıyorum. İşte yüzlerce kilometre de herhalde buradan 1200-1300 kilometre vardır Trabzon. Oradan buraya otobüse gelip burada kalıp fuarı gezip bugün de İstanbul'un belediye başkanı olup bu şehrin fuarının açılışında bir İstanbul belediye başkanı olarak konuşmak olsa olsa Atatürk'ün cumhuriyetinde olur herhalde. Başka bir yerde olmaz. Dolayısıyla o gururla, onurla buradayım. Bravo. Hepinize başarılar. Teşekkür ediyoruz efendim. 39'a kadar bütün Türk basınında 9 Eylül ile ilgili çıkan haberler. Çok güzel bir arşiv kitabı oldu bu da.
Evet, teşekkür ederiz. Kıymetli belediye başkanımız, değerli dostum Cemil başkanımızla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında çok yoğun bir bilgi paylaşımı ve deneyim paylaşımı yaşıyoruz ve bu konuda İstanbul ile İzmir arasında çok etkili bir dönemi var etme konusunda da bütün kadrolarımızla, arkadaşlarımızla gayret içerisinde olacağız. Umuyorum bu dönem hem İstanbul'umuza hem İzmir'imize çok daha güçlü hizmetleri sunduğumuz bir dönem olmasını diliyorum. Bugün de tam da bu duygularla buradayız. Kuruluşlarımız arasında çok özenli bir çalışma sonucunda beraberce atacağımız imzayla güzel bir başlangıca şahitlik ediyorsunuz. Bu kapsamda bugün bizimle beraber olan değerli Genel Başkan yardımcılarımıza, değerli parti meclis üyelerimize, milletvekillerimize ve çok kıymetli ilçe belediye başkanlarımıza da siz değerli hemşehrilerimizle, İzmirli hemşehrilerimizle, hanımefendilerle, beyefendilerle birlikte hepinize teşekkür ediyoruz. Açıkçası bugün burada sadece iki şehrimiz için değil, aynı zamanda Türkiye'mizin teknoloji ve inovasyon iklimi açısından da önemli bir adımı atıyoruz. İS Teknoloji ve İSPAK arasında imzalayacağımız bu işbirliği protokolü kentlerimiz arasında sadece bugün için değil, gelecek için de anlam taşıyan bir süreci başlatıyoruz. Bu protokol ile teknolojinin gücünü, bilgi birikimimizi ve inovatif çözümlerimizi bir araya getirerek az önce ifade ettiğim gibi İstanbul ve İzmir'i geleceğin akıllı şehirleri arasında öne çıkartmak ve Türkiye'miz adına uluslararası düzlemde de çok önemli bir konuma taşımak arzusundayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSPAK, başta trafik sinyalizasyonu olmak üzere akıllı ulaşım sistemleri alanında çok değerli çalışmalara imza atan bir kuruluşumuz. Türkiye'nin akıllı ulaşım sistemleri alanında ilk yerinde lisanslı ARGE merkezi ile trafik yönetim sistemleri konusundaki uzmanlığını inovatif ve etkili çözümlerle tüm şehirlerimize yaymak isteyen de bir misyonu var. Bu kapsamda sadece İzmir değil, Türkiye'nin birçok şehrine de hizmet sunduğumuzu buradan duyurmak isterim. Bu işbirliği de bu yaklaşımın çok önemli bir adımıdır. Bu çalışma iki büyük şehir arasında yürütülecek ortak projelerle de sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda teknolojik know-how'unu paylaşılması ve mevcut teknoloji ürünlerinin yaygınlaştırılmasıyla halkımızın hayatına doğrudan çok etkili çözümler sunacaktır. Akıllı şehir teknolojilerinden dijital altyapılara kadar geniş bir yelpazede sürdürülebilir ve yenilikçi projeler geliştirilmesi bu protokolümüzün temel taşlarını oluşturduğunu siz kıymetli hemşehrilerime duyurmak isterim. İstanbul ve İzmir gibi iki önemli şehrin bu alanda el ele vermesi, Türkiye'nin teknoloji üretme kapasitesini ve dijital dönüşüm sürecini de hızlandıracaktır. Bu noktada sadece yerel düzeyde değil, global ölçekte de rekabetçi ve öncü şehirler yaratma hedefimizi de vurgulamak isterim. Bilim ve teknoloji alanında atılacak her adım, ülkemizin, bu güzel Türkiye'mizin, genç nüfusu olan milletimizin dünya sahnesinde daha güçlü bir konuma ulaşmasına da katkı sağlayacağı bir gerçek. Bugün 93. kez düzenlenen İzmir İnternasyonel Fuarı'nda İstanbul'un onur konuğu şehir olarak yer alması da bu işbirliğine özel bir anlam katıyor. Bu kapsamda böylesi değerli bir konumda bizi bu güzel fuarda misafir eden çok değerli belediye başkanımız Cemil Tugay'a ve değerli ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Fuarın özellikle teknoloji teması ile örtüşen
Bu protokolümüz iki şehir arasındaki bağları güçlendirirken hem İzmir hem de İstanbul'a dönük önemli bir vizyon kapısı aralamaktadır. Bu vesileyle geleceğe dönük bu önemli adımda emeği geçen paydaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. İnancım odur ki bugün imzalayacağımız protokol İBB iştiraki İSPAK'ın teknoloji çözümlerini tüm şehirlerimize yayacağı önemli bir başlangıca vesile oluyor. Ek olarak bu protokol sadece teknoloji alanında değil, şehirlerimizin her alanda çok güzel bir geleceğe evrilmesi için de yeni bir dönemi başlatıyor. Bu yönüyle kararlı bir dönemin içerisindeyiz. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin lokomotif şehirleri olan İzmir gibi şehirlerimizle birlikte Türkiye'nin daha huzurlu, daha mutlu bir kent yaşamına kavuşmasının memleketimizin ve milletimizin huzuru içinde önemli olduğunu bilen yöneticileriz. Bütün belediye başkanlarımızın nedenli güçlü bir kader birliği yapmamız gerektiğini, nedenli büyük bir yol arkadaşlığı yapmamız gerektiğini, bu yol arkadaşlığının, bu kader birliğinin, bu güç birliğinin aynı zamanda ülkemizin ve milletimizin bu zor günlerden sıyrılması adına da önemli bir motivasyon ve zemin oluşturacağını da bilen yöneticileriz. Bu yönüyle amasız fakatsız işbirliği, birbirine sırtını dayayan, birbirinden güç alan belediye başkanları olarak yolumuza devam edeceğiz. Daha geçtiğimiz günlerde Adıyaman'daydık. İşbirliğimizi konuştuk. Bütün deprem bölgesine katkılarımızı sunma konusunda Türkiye Belediyeler Birliği'nde adil çözümlerimizi, adil fırsatları sunma gayretimizi konuştuk ve sonuca kavuşturduk. Bugün de İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı altında İzmir'imizle, Cemil Tugay Başkanımızla adımlarımızı sonuçlandırmanın gururunu yaşıyorum. Tekrar protokolümüz her iki şehrimize hayırlı olsun. Emeği geçen arkadaşlarımıza ve Cemil Tugay Başkanıma da teşekkür ediyorum. Bütün İzmirli dostlarımı, hemşehrilerimi de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, Ekrem Başkanım, bugün buradasınız. Sizlere İzmir adına ve İzmir Büyükşehir Belediyesi adına öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bizi onurlandırdığınız için, bugün burada olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutlu ediniz bizleri. Değerli basın mensupları, sevgili yurttaşlarım, Ekrem Başkanımız Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren bir şekilde hepimizin dikkatini çekmiş. Özellikle geçen dönem, geçen 5 yıl içerisinde İstanbul'da yaptığı çalışmalarla sadece bence Türkiye'nin değil, dünyada takip eden herkesin çok büyük takdirini kazanmış, çok başarılı bir yerel yönetici, bir belediye başkanı ve her zaman bilgisini, deneyimini paylaşmakta da cömert olduğunu, geçen dönemde ben Karşıyaka Belediye Başkanı iken kendisini ziyaret ettiğimde bizzat yaşayarak gördüm. Ama başka şehirlerinde yine kendisinin deneyiminden her zaman çok kolayca faydalanabildiğini biliyorum. Bu dönem Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak adeta tüm Türkiye'deki belediyelerin ihtiyaç duyduğu her zaman yardımlarına koşmaya hazır olduğunu kendisi ve ekibiyle birlikte defalarca dile getirdi. Biz kendimizi şanslı sayıyoruz çünkü İzmir'i sevdiğini biliyoruz. İzmir'e özel bir önem verdiğini biliyoruz. Ve bunu hisseden, bunu bilen tüm arkadaşlarımız, her iki belediyedeki çalışanlar bize bazen sormadan da kendi aralarında o bağlantıları, kontakları kuruyorlar ve işbirliği için altyapıyı hazırlıyorlar. Bugün imzalayacağımız protokolün arka planında da böyle bir şey var. İzmir İnovasyon ve Teknoloji Şirketimizi bu dönem akıllı şehirler, yapay zeka, veri mühendisliği konusunda
yapılandıracağımızı ben söylemiştim ve bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Arkadaşlarımız güzel başlangıçlar yaptılar. Ve bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin İSPAK şirketiyle de kontaklarını kurduklarında 3-5 tane konuda bir çalışma için ortaklık yapmaya karar vermişler. Ve böyle bir protokol aşamasına geldi konu. Ben bu işbirliğinin sadece İstanbul ve İzmir için değil, Türkiye için gerçekten önemli olabileceğini, böyle bir potansiyel olabileceğini görüyorum. O nedenle temsil ettiğim insanlar adına, İzmir halkı adına ne kadar müteşekkir olduğumu söylemek isterim. Çok daha fazla şey söylenebilir ama galiba söylemekten çok yapmaya ihtiyacımız var. Yaparak göstermeye ihtiyacımız var. Yaptığımız her şey ama her şey halkımızın sorunlarına sahip çıkmak, ülkemizi daha iyi bir ortama kavuşturmak, insanlarımızın sorunlarını çözmek için yapılan şeyler. Önümüzdeki yıllarda bugün huzurlarınızda imzaladığımız bu protokolün sonuçlarını da paylaşırken, işte o gün böyle bir anlaşma yapmıştık ya, ondan dolayı bunlar oluyor diye hatırlatacağım sizlere. Değerli başkanıma yürekten binlerce kez tekrar teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkürler. Özellikle HSV aşısı kampanyanız için sizi çok tebrik ediyorum. Onur duyduk. Bir selfie alabilir miyiz başkanım? Teşekkür ederiz. Çok pardon. Sizi çok seviyor. Sizin için değil de. Delikanlı gelmiş. Güzel delikanlı gelmiş.